Benzin olmuş 18 lira. E diyorsun ki illa ana yoldan gidelim, bol benzin yakalım diyorsun. Lan ani. Bunu bilmiyordum yapacağımızı. Kapat kamerayı, kapat. Yok değil mi kamera? Ne illegali kardeş? Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Abi hava böyle hafiften sıcak olunca insana bir mayışma geliyor. Bir de biz yani kat kat giyindiğimiz için sonuçta daha yeni yaz geliyor. Şey yeni yaz geliyor dedim. Şaka mı bu abi? İkilemeyi yanlış yerde kullandık ya. Hadi basalım biraz. Biraz kendimize gelelim, mayıştık madem. Işık yeşil mi? Yeşil ama arabalar gitmiyor. Ne bastık ya Rabbim, ne güzel bastık. Bak. Doğru lan doğru. Bir an hızımı aldım, unuttum ya, şuraya gidecektik biz. Motorcuya gidecektik, bir an o kadar basınca unuttum. Üf. Kawasaki Ninja abi. Yemin ederim hayalimdeki motorlardan biri. Kawasaki bu işi güzel yapıyor ya. Ninja serisi var ya, yemin ediyorum gerçekten hayalimdeki motor ya. Kawasaki abi, bak motor param olsa, yani pardon ya saçma sapan cümleler kuruyoruz ya. Bak param olsa Yamaha, Honda falan değil. Zaten Honda sevmiyorum da, yani tartışılır, hepsinde değil. Ya biz sus, ne anlatıyoruz ya? Linç yiyeceğiz şimdi. Yemin ediyorum param olsun ya, yemin et ya, bir dur lan, bir şey anlatacağız şurada. Param olsun gerçekten Yamaha almam, Kawasaki alırım. Sağlamlık desen var, tasarım desen var, hız desen oho, zaten tartışmaya geçilmez bile. Ya abi adamlar yapıyor ya. Yeşil renk var, yeşil. Gördünüz mü ya, mükemmel ya. Ya bence benim için öznel bir cümle bu. Motora en güzel yakışan renk yeşil. Ya yeşil rengini sevdiğim için de olabilir bu. Ama yakışıyor abi. Biz motorcu olduğumuz için etraftan görünmemiz gerekiyor abi. Yeşil renk de her zaman gözüküyor. Bir de üstüne tam olsun diye yeşilli kask, yeşilli mont taktığında etraftan yemin ediyorum diyorsun ki aa, Baki Motovlog geliyor. Hadi bakayım. Verdik racanı. Abi var bu karizma ya. Abi dizlik takınca insan kötü gözüküyor lan. Bir içeriye bakalım neler varmış. Bak burada da LS2 var. Kaslara bakalım mı bir? Bu ne oğlum? Şuna o parayı vermem biliyor musun? Abi 2000 lira veriyorsan mutlu olacak. Güzel olacak. Abi şu LS2 ne kadar? 1200. Bu ne oğlum? Bu ne? Çocuk kaskı gibi lan. Bir versene, bir ağırlığınız. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şuna 1200 lira veriyorsan abi kendine saygın yoktur, bu kadar. Ana Peugeot lan. Peugeot'un motoru mu varmış? Şunu almamız yok mu? Oğlum ne sarar lan? Nasıl bir his? Bir de ben bineyim, dur. Bir de ben bineyim. Hayır ya, yeşilden ya. Oğlum bu ne ya? Ya bununla şey piyasa yapıyorlar ya. Ya bununla nasıl piyasa yapıyorlar, ben onu anlamıyorum abi. Bakın arkadaşlar, kask alırsın. Ne bileyim ben şu an kafamdaki kaskı o zaman ne kadar almıştık? 250-300 lira falandı. Şu an 400 lira falan olmuştur. Bu tür fiyattaki kasklar aldığında tamam, bakmadan alırsın. Ya çünkü hem başlangıç için alıyorsun, hem de motorun yanına alıyorsun. İşte ceza yemeyeyim kafasında aldığın için bu kask alıyorsun. Bu kask alırken aman kask olsun yeter kafasında bakarsın. Ama 1200 lira, 2000 lira. Bu fiyatın üstündeki fiyatları verdiğin zaman ya kask olsun da alayım diye kafasına bakamazsın abi. Adam gibi sen güzel bir kask alacaksın. Kask alacağım diyorum. Trend yola baktım. Boş boş internet sitelerine baktım. Instagram sayfalarına baktım. İlanlara bak. Ya tek tek bakıyorum, böyle videoları izliyorum, araştırıyorum. Neden? Çünkü 2000 liraya yakın bir fiyat para vereceğim. Yani bu aldığım kaskın hem kalitesi önemli, hem de tasarımı benim için önemli. Benim için önemli kardeşim, benim için önemli. Ama arkadaşlar yani tamam, herkes laf ettik biraz önce ama ya tamam, biz de doğru değiliz. Yani herkes laf ediyor da biz de çok biliyoruz kafasında değiliz. Ama ya benimkisi tavsiye. Ya CG'yi laf ettik eyvallah. Zevk meselesi, alırsın bir şey demem. Adam onu sever, ben onu sevmem. Ya da adam bunu sevmez, ben bunu severim. Zevkler renkler tartışılmaz denir. Ama benim şuradaki eleştirim kaska. Dediğim gibi ucuz fiyata bir kask alırken aman kask olsun yeter dersin. Ama fazla bir para verdiğinde, bu para da 2000 liraya yakın bir paraysa, affedersiniz ama
bir kask alınmaz. Gerçekten. O kaska para verdiğinde en az bir 2 yıldan fazla o kaskı kullanman gerekiyor. E kullanman için de o kaskı aldığına diyeceksin ki abi benim kaskım var ya. Benim kaskım var diyeceksin. Bunu diyebileceksin. Yani motorun 125'lik olacak ama yanında kaskı görünce diyecekler ki vay anasını, adamın sanki altında 600 RR var diyecekler. Sanki 600 cc'lik bir motor var diyecekler. Yani bunu demeleri lazım. Marka. Bunun için marka alıyoruz zaten. Her şey ego değil ama bir görünüşün olsun. Ya bir kıyafet bile alırken yani ne kadar özeniyoruz kim bilir. Tek tek mağaza geziyoruz. Dükkan bakıyoruz. İnternette o sayfayı beğenmedim deyip diğer sayfaya geçiyoruz. Kask da böyle olması lazım. Benim açımdan ya. Benim düşüncem böyle. Neyse çok uzattık ufacık bir konuyu. Dediğim gibi arkadaşlar ben doğru değilim. Belki benim konuşmamdan şu an rahatsız olanlar olabilir. Çok normal. Adamın sevdiği şeyi kötülemiş de olabilirim. Buradan hepsinden özür dileyim yani. Hakkını helal etsin ama benim buradaki amacım kişiyi kötülemek değil. Aldığı malı kötülemek değil. Benim buradaki amacım yani bir tavsiye vermek, bir öneri vermek. Yani CG'yi ben sevmediğim için bunu diyorum. Ama adam sever sevmez o beni ilgilendirmez. Ama bizim gibi paraya önem veriyorsan, yani cebine bir para geçtiyse adam gibi gidiyorsun MT alıyorsun. Arkasında DOT ve ECE baskılı olmasına çok dikkat edin. Gerçekten bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü onlar kaliteye göre bilir. Şunun gibi yani helal malın arkasına helal şey sertifikası koyuyorlar ya, bunun gibi düşünün. DOT ve ECE böyle bir şeydir. Öyle kafasına göre adama vermiyorlar onu. MT'de bu olur. Neyse. Ufacık bir konuyu çok uzattık. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Herkese Allah bizdekinden daha iyisini nasip etsin diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz buraya geldik. Videoyu niye burada kapatıyoruz demeyin. Oturacağız. Bak, bomboş bizim salon. Gel şuraya gitek. Görüşmek üzere. Bye bye.